Tamam. Tamam, biraz kaba davrandım, farkındayım. Aman Nil işte bu ya. Ne yapayım? Katlanamıyorum bazen kıza. Niye öyle yaptığımı bilmiyorum açıkçası. Öyle içimden geldi işte bir anda. Ama artık uzatmayalım Hazan, lütfen ya. Dün zaten bir şok yaşadım. Bugün de Nil krizi. Bizim konuşacak daha güzel şeylerimiz var bence. Şimdi oturup böyle Nil'i mi konuşalım yani? Biz evleniyoruz ya Hazan. Biz evlenmiyoruz Sinan. Ben ayrılmak istiyorum. Hazan bak, gerçekten çok komik bir durum. Yani Nil yüzünden bu kadarı gerçekten fazla. Şu, tak şu yüzü lütfen. Nil yüzünden değil. Hazan, ya sen evlenmek istemiyor muydun? İstemiyordum. Annem sana ne söyledi? Seni nasıl inandırdı bilmiyorum ama... Ben ayrılmak istiyordum Sinan. Yemekten önceki son konuşmamızda... Ben anladığını sanmıştım. Sen gerçekten benden ayrılmak istiyordun yani. O ayrılık konuşması olacaktı. Üzgünüm. Üzgün müsün? Ben sana evlenme teklifi ettim Hazan. Sen resmen beni terk ediyorsun ya. Vay be. Ben evlenmek istiyorum ama Hazan beni terk ediyor. Neden? Neden? Ne değişti? Ben değişmedim. Ne değişti Hazan? Ne değişti de sen beni terk ediyorsun? Tamam, bir sürü şey yaşadık arka arkaya ama ben değişmedim, anlamıyor musun? Ben değişmedim. Ben değiştim. Ben artık... Hayallerinin gerçek olduğunu sanan... Kendiyle küs... Erkek Fatma değilim. Ben sana söylemiştim. Ben sana özüne dön demiştim Hazan. O erkek Fatma benim özüm değildi Sinan. O benim öfkemdi. O benim küskünlüğümdü. Özür dilerim. Ben kendimle barıştım. Çok özür dilerim. Ben...
ben artık hayalinin gerçek olduğunu sanan o kendini sevmeyen kız değilim. Bunun üstümdeki elbiselerle hiçbir ilgisi yok. Neyle ilgisi var Hazan? Neyle ilgisi var? Kalbimle. Kalbin, yani artık kalbinde baş... Çok direndim Sinan. Gerçekten bunu kalbimden, kendimden saklamaya çalıştım. İnkar etmeye çalıştım. Her seferinde sana daha sıkı sarılmaya çalıştım. Ama olmadı. Ben başaramadım. Kalbimden kaçamadım Sinan. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Kuş gibi hafifledin şimdi değil mi abla? Kalbimdeki yük o kadar ağır ki. Hafifledim mi bilmiyorum. Ama artık en azından Sinan'a haksızlık etmeyeceğim. Peki sen? Dün geceden sonra bana çok kızgın mısın? Beni gafil avladın. Kafam biraz bozuk sana. Ama kalbim... Yasin'in senden özür dilemesi kalbine iyi geldi değil mi? Dilimin ucuna geldi. O bebeğimizden özür dilerken... benim ona gerçekleri söyleyememem... çok zordu. Ne söyleyeceksen önce Hazım Bey'e söylemelisin Ece. Önce Hazım konuşacak. Ben onun elini bir daha bırakmamaya yemin ettim. Önce Hazım.
davranışlarının arasında en doğrusunu bulacak. Sinan'dan ayrıldın. Peki sen ne yapacaksın şimdi? Ben kendi kendime yanmaya devam edeceğim. Tek başıma korun küle dönmesini bekleyeceğim işte. Abla. Abla sen tek başına yanmıyorsun. Ece. İkiniz de beraber yanıyorsunuz. Yüzüne vurduklarımdan kaç. Ama kalbin orada, sol tarafında. Kalbinden nasıl kaçacaksın Yağız? İkiniz de birbirinizden saklanarak aynı acıyı çekiyorsunuz ve bunu mal gibi biliyorsun. Evlenelim. Ne dediğini sanıyorsun ya? Benim bu aşk acısını bile çekmem yasakken. Sen kalkmış, o da seni... Seviyor. Seviyor yani üzgünüm. Üzgünüm yani geçmiş olsun ama ikiniz de birbirini seviyorsunuz abla. Geçmiş olsun yani. Ece git. Abla bak. Bak ben sana birbirini seviyorsunuz kavuşun demiyorum. Bak ne kadar zor durumda olduğunu farkındayım. Ama hislerin karşılıksız değil. Ya sen kalbini erkek Fatma'nın süslü hayaliyle oyalarken bile o seni seviyordu ya. Ece evine git. O sizi elleriyle barıştırırken bile... Pekala veda turlarına başlamış. Sinan Egemen evleniyor. Hadi canım. Sinan, yenge nerede oğlum? Yenge zararın neresinden dönersem kâr dedi herhalde. Yenge kaçtı mı Sinan? Hayırdır? Oğlum ne yapıyorsun lan? Konuşmayacaksınız lan. Konuşmayacaksınız. Demek siz ikiniz ananıza inat, başınızı yakmaya ant içtiniz, öyle mi? İkiniz de gider misiniz lütfen? Ben sana söyleyeceğimi söyledim abla. Şimdi seve seve gidiyorum çünkü içim çok rahat. Seninle evde konuşacağız Ece Hanım. Sen bir git bakalım eve şimdi. Evde konuşacağız seninle. Ne biçim ablasın kız sen? Hı? Böyle mi örnek oluyorsun kardeşine? Hı? Ne biçim ablasın sen? Şu uğursuz evinde, karnı burnunda evli barklı kardeşini o gizli kapaklı buluşturmaya utanmıyor musun hiç? Evli barklı kardeşimi çocuğunun babasıyla buluşturdum. Evet. Hasan,
Vallahi paralarım seni. Kardeşinin evliliğini tehlikeye attığının farkında değil misin sen? O masum bebeğin geleceğiyle, istikbaliyle oynadığının farkında değil misin acaba sen? Senin istikbal dediğin şey para. Karşıma geçmiş, kızların için değil, para için çırpınıyorsun sen. Sen niçin çırpınıyorsun acaba? Ha? Edepsizlik etmek için mi çırpınıyorsun? Sen iyice çıktın zıbanadan Hazan. Başımıza taş mı yağdıracaksın kız sen? Kız ben hangi birinizle uğraşayım? Hangi birinizin derdiyle uğraşacağım kadın başıma? Ben ne yapayım acaba? Ha? Eğer ben dün gece o yüzüğü tekrar parmağına tak... Ne gülüyorsun kızım? Ne var bunda şimdi gülecek? Eğer senin anan kalbindeki uğursuzluğun önüne o yüzüğü takıp... Nerede kız yüzük? Ne yaptın yüzüğü kız? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Ne oldu anne? Sesin soluğun kesildi. Hayallerini mi yıktım yoksa? Ben yüzüğü attım. Ece'nin evliliği çatır diyor. Sonunda Fazilet Hanım rüyadan uyanıyor mu yoksa? Ben o rüyaya kendim için yatmadım. Aptal. Kızlarım için yattım. Ama benim kızlarımda ne akıl kalmış, ne fikir, ne de edep. Şu haline bak ya. Dokunsam ağlayacaksın şimdi. Tabii paralar gidiyor. Yalı gidiyor. Egemenler hayatımızdan gidiyor. Dokunsam yıkılacaksın sanki. Ama ben bir şey merak ediyorum anne dün geceden beri ya. Eğer Kerime'nin oğlu gerçekten Sinan olsaydı. Eğer egemen olmayan Sinan olsaydı. Böyle ahlak bekçiliği yapabilecek miydin? Ne yapıyorsun sen kızım? Kendi edepsizliğini ananla mı aldayıp bulacaksın şimdi de? Ne istiyorsun kız sen anandan? Kardeş değillerse bile kardeşler onlar. Tamam mı? Ne yapıverseydim ben sana? Ha? Hadi kızım deyip, hadi yavrum deyip, kardeşin abisidir deyip sırtını mı sıvazlasaydım? Ne yapıverseydim ben sana? Ben kalbimin yanlışa düştüğünü bir kez bile inkar etmedim anne, bir an bile. Hadi sen de itiraf et. Hamile kızını oğluna, Yağız'a, sonra babaya iten anne. Hadi itiraf et. Bizim kalbimizde edepsizlik varsa, senin kalbinde de para var. Sen paraya oynuyorsun yine. Ben bu hayatta bir tek şey için oynarım. Bir tek şey. Kızlarıma rağmen. Kızlarımın çıkarları için oynarım. Kızlarının çıkarları. Peki ya mutlulukları? Söyleyeceksin bana. Kim olduğunu söyleyeceksin. Sizin yolunuzda mutluluk vardı da ananız mı engel oldu size? Ha? Kardeşin onu yarı yolda bırakan o... Senin de elinden tuttuğun adamın abisiyle mutlu olma şansınız var mı? Hı? Varsa şimdi ez geç ananı hadi. Ez geç. Yürü mutluluğuna hadi. Git.
Kardeşin aç açıkta kaldığıyla kalacak. Sana gelince... o kalbindeki şey... kanlı gözyaşından fazlasını getirmeyecek. Ananıza paracı demek kolay. Değil mi? Siz ne bilirsiniz be? Siz bebeksiniz daha, bebek. Siz ananızın geçtiği yollardan geçmediniz. İşte ananız da siz o yollardan geçmeyesiniz diye kendine ayaklarınızın altına serdi. Kıymet bilen yok işte. Yok. Olur. Ben çekileyim yolunuzdan da. Siz yürüyün o mutluluk sandığınız şeye. Senin kızın evlilik aşkıyla yanıp tutuşuyor Fazilet Hanım. Sinan sarhoşsun, sonra konuşalım. Sonra falan yok! Sonrası yok bizim için. Bana o herifin kim olduğunu söyleyeceksin Hazan. Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin. Konuş diyorum, susma bana. Kim o diyorum, kim? Ya sakın. Hazan susma. Konuş karşımda, susma. Bana kim olduğunu söyle diyorum. Kim lan? Kusura bakmayın, eve girebilirsiniz. Kusura bakmayın. Karışma. Söyleyeceksin Hazan. Kim diyorum söyle. Kim olduğunu söyle diyorum sana. Hazan delirtme beni, konuş artık, susup durma karşımda. Kim olduğunu söyle diyorum sana.
Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin Hasan. Ya susma, cevap ver diyorum bana. Kim? Söylesene. Ya böyle susup durma bana, cevap ver. Kim diyorum? Beni kim için terk ediyorsun? Kim o herif? Bana cevap ver diyorum. Hasan! 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 Hasan, bana cevap vereceksin Hasan! Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin Hasan! Sinan. Şenay Hanım, kusura bakmayın, siz girebilirsiniz içeri. Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hasan. Abi duyuyor musun? Benim başka biri için terk etti. Başka biri var abi.